İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Ben Onur Romano. Ben İrem Yardırgan. Bir Ateist Gazete haber bülteninden daha merhaba. Evet İrem, bugün 27. sayımızı işliyoruz. 1 Aralık 2020 tarihli programımız. Evet. Yeni haberlerle karşınızdayız. Yeni haberlerimiz var. Fakat başlamadan önce ne yapıyoruz? Her zamanki gibi hızlıca bir ilk başta Ateist Gazete'den bahsedelim. Ondan sonra da başlayalım. Yazı işlerimize teşekkür edelim. Tamam, ama önce Patreon ve Kreosus. Evet, bildiğiniz gibi Ateizm Derneği bir sivil toplum kuruluşu ve bütün bu yayınlarımız, bütün bu emeklerimiz, bütün çalışmalarımız, aktivitelerimiz gönüllülük esasıyla olan şeyler. Haliyle bize destek olursanız çok seviniriz. Sizlerin bağışlarıyla, sizlerin katkılarıyla ayakta duran bir kurumuz. Arkamızda diğer bazı örnekler gibi siyasi partiler, istihbarat teşkilatları, lobiler, örgütler, sendikalar yok. Bizim arkamızda sadece ve sadece siz. Türkiye'nin inançsızları, Türkiye'nin özgür düşünceli insanları, Türkiye'nin sorgulayan insanları sizler varsınız. Haliyle sizlerin desteğinizle ayakta durduğumuz için lütfen elinizi korkak alıştırmayın. Patreon'dan bizi destekleyebilirsiniz. Yurt dışı kredi kartı kullanıyorsanız. Kreosus'tan bizi destekleyebilirsiniz. Eğer yerli Türk kredi kartı kullanıyorsanız. Ama öyle ya da böyle lütfen bizi destekleyin. Aynı zamanda üyemiz olabilirsiniz. Ya da gönüllümüz olabilirsiniz. Bize vakit ve emeğinizle haftada minimum 30 dakikanızı ayırarak katkı sağlayabilirsiniz. Bu Ateist Gazete nedir? Ondan bahsedelim İrem istersen ilk başta. Ateist Gazete nedir İrem? Bir süredir Ateizm Derneği'nin resmi yayın organı. Bu Ateist Gazete'nin tabii oluşumunda, karşınıza gelmesinde ciddi bir ekip var. Evet. Ateist ekip Gazete işi. 15 günde bir yayınlanan, 2 haftada bir yayınlanan, üye ve gönüllülerimize özel bir bültenimiz, İrem'in de bahsettiği gibi. Ve yazı işlerinden Bahar arkadaşımız, Erdem arkadaşımız sağ olsun onlar üstleniyorlar. Fakat ben yine aşamalardan bahsedeyim. Birçok gönüllümüzün yer aldığı epey kalabalık bir komisyon ve bu departmanımızda ilk başta bu haberler seçiliyor. Seçildikten ilk başta bir haberler taranıyor, eleniyor, hazırlanıyor, revizyondan geçiyor, redaksiyondan geçiyor, en son mizampajdan geçiyor, görseller bulunuyor. Yani bir sürü aşaması var. 20-30 kişinin emeğiyle harcanan bir işten bahsediyoruz. O nedenle bu arkadaşlarımıza da her yayının başında teşekkür ediyoruz. Ve umarım ileride belki haftalık bir bültene dönüşür bu. Ne dersin İrem? Öyle olursa her hafta sunar mıyız bu programı? En azından sunmak için bir girişimde bulunuruz. Evet, evet. Ve siz yani. Sevgili izleyenler, sevgili takipçilerimiz, sevenlerimiz, eğer siz Ateist Gazete Haber Bülteni'nin her hafta yayınlanan bir programa dönüşmesini istiyorsanız bunun için ilk başta e-bültenin her hafta yayınlanan bir e-bültene dönüşmesi gerekiyor. Bunun için de sizin iletişim@ateizmderneği.org.tr adresine e-posta atarak bu yayını haftalık bir yayına dönüşmesini talep etmeniz gerek. Sizden gelen talepler doğrultusunda belki bu 2 haftada bir yaptığımız haber bültenimizi her hafta yaptığımız bir haber bültenine dönüştürebiliriz. Bunun dışında başka nelerimiz var? Hatırlatma olarak başka bir hatırlatmamız yok sanırım. Var mı? Aklımıza geldikçe devam ederiz. Devam ederiz. O zaman istersen hemen seri bir şekilde girelim istersen bültenimize. Bakalım. Editörün mesajıyla başlıyoruz. Sende. Bende mi? Evet, bir saniye. Şu saniyeye kadar hiçbir... Evet.
Evet, ben de gireyim o zaman editörün mesajıyla başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabı üzerinden görevden affını isteyerek istifa etti. Böylece yeni Türkiye'nin Alzheimer'lı hafızasına bir terim daha eklenmiş oldu. Tıpkı zam yerine düzenleme denmesi gibi. Albayrak'ın ortaokul seviyesinde bir öğrencinin yapmayacağı imla hatalarıyla dolu istifa metni de iflas eden devlet aklının ve kamudaki liyakatsızlığın manifestosuydu. Sosyal medyadan gerçekleşen bu istifayla gerçek anlamda muasır medeniyetler seviyesine yükselmiş olduk. Bülent Arınç'ın siyasi tutuklular Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki yorumları da başka bir gündem maddesiydi. Demirtaş için tutukluluk cezaya dönüşmemeli diyen Arınç, Kavala'nın da hala tutuklu kalmasına hayret ettiğini ve tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Elbette Erdoğan'ın bu sözlerine cevabı gecikmedi. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalarıyla reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Arınç bu tepki üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifa etti. Namık Kemal Stadyumundaki AKP Tekirdağ 7. Oral İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, sanki muhalefetteymiş, 18 yıldır tek başına iktidar değilmiş gibi, ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlattıklarını ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ettiklerini beyan etti. İktidar cenahından yükselen tüm bu çatlak sesler, kıtalar gibi birbirinden ayrılan çıkar gruplarının kakofonisine dönüştü. Bu açıklamalar dışında mızrağın çuvala sığmadığı bir diğer olayda, iktidarın koronavirüsten vefat eden vatandaşların sayısı hakkında yaptığı çelişkili açıklamalardı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin sayısının bir günde 186 kişili olduğunu belirtmişti. Oysa Türkiye genelinde aynı gün açıklanan resmi rakam 139'du. Verilerde yapılan bu tahrifat dışında pandemi kapsamında alınan önlemler de insan aklıyla alay eder gibiydi. Sadece hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kafeler, barlar, restoranlar kapatıldı, camiler ve AVM'ler açık kaldı. Yasaklar tiyatroları kapsadı ama kongreler bundan muaf sayıldı. Yasaklar turistler için de geçerli değildi. Okullarda uzaktan eğitime geçilirken 4-6 yaş arası Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı alındı. Yani yasakları anlaşılır bir şekilde özetleyecek olursak, 0 yaş üstü ve 135 yaş altı yurttaşlarımızın sokağa çıkma serbestliğinin olmadığı zamanlarda evde kalmama yasağına uymaları önemli rica olunur. Görmüş olduğunuz gibi ülke gündemimiz yine ışıl ışıl parlıyor. Sağ olsunlar, yazı işleri komisyonumuzda es geçmemiş. Çok güzel bir mesaj hazırlamış. Ama çok güzel özetlemişler. 0-5 evet, üstü kesinlikle. Ve 135 yaş altı yurttaşlarımızın sokağa çıkma serbestliğinin olmadığı zamanlarda evde kalmama yasağına uymaları önemli rica olunur. Harika bir açıklama. Gerçekten de. Şimdi sen Türkiye'de olmadığın için bu ilk yasak açıklandığı zaman bütün halkta bir soru işareti, bir değil bir sürü soru işareti oluştu. Tam olarak ne demek istiyorlar? Bu yasağın anlamı ne diye? O anlamda editörün mesajı cık oturmuş. Çok güzel. Aman pardon bir yayın hatası oldu. Evet, bütün foyan pazara bütün şey ortaya çıktı. Arkamdaki kitaplığın gerçek olmadığı, green screen olduğu patladı. Bu kamera neden öyle bir şey oldu şimdi? Neyse ya, tüttü. Bütün foyan pazara çıktı. Evet, neyse. Ben yine arkamdaki kütüphaneyle yayına devam edeyim. Yurttan haberlere geçelim mi? Lütfen. İlk haberimiz Enver Aysever'le ilgili. Enver Aysever'in
yanındayız. Gazeteci Enver Aksaray hakkında 20 Mart 2020 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür sebebiyle başlatılan soruşturma sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede Aysever'in 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Gerekçe ise oldukça tanıdık. Halkın bir kısmının inandığı dini değerleri alenen aşağılamak. Mehmet Birol Çün tarafından çizilen bu karikatürün atıfta bulunduğu meseleyi hatırlatma gereği duyuyoruz. Koronavirüs salgını dünya çapında bir tehlike haline geldiğinde ve Kabe bu sebepten ötürü kapatıldığında Umre'ye giden bazı gruplar hala Suudi Arabistan'daydı. Bunların bir kısmı virüs riskine rağmen hiçbir kontrolden geçmeden ülkeye alınırken bir kısmı karantina altında olmayı kabul etmedi. Hatta aralarında karantinadan kaçmaya çalışırken polisin yüzüne tükürerek onların sağlığını riske atanlar bile oldu. Hal böyleyken bu insanları eleştirmenin halkın bir kısmının inandığı dini değerleri aşağılamak olarak tanımlanması çarpık, daha da önemlisi de toplum sağlığını gözetmeyen son derece sorumsuz bir bakış açısıdır. Dini kıyafetler ve semboller kimseyi dokunulmaz ve eleştiriden münezzeh kılmaz. İktidara ve adli makamlara bu ülkede halkın sadece bir kısmının yaşamadığını, halkın diğer kısmının sağlığının, ifade hürriyetinin ve özgürlüğünün de en ufak bir eleştiride incinip kırılan değerler kadar önem arz ettiğini hatırlatmak isteriz. Aşağılanan halkın değerleri değil, ifade özgürlüğüdür. Tarafsız olması gereken yargının düşünce bekçiliğine soyunması ise kabul edilemez. Ateizm Derneği olarak halkın sadece bir bölümünün değerlerini muteber gören, laikliğe ve yargı bağımsızlığına gölge düşüren bu davayı kınıyoruz. Söz konusu karikatürü çizen Mehmet Birol Çün'ün ve bu karikatürü paylaştığı için yargılanan Enver Aysever'in yanındayız. Evet. Enver Aysever olayıyla ilgili açıkçası yani ben anlamıyorum bunu. Bize gelince Ateizm Derneği olarak biz şey yaptığımızda benzer konularda aynı maddelerden yararlanarak suç duyurularında bulunduğumuzda konuşma ifade özgürlüğü deniyor. Bizim şeylerimize takipsizlik veriliyor ama nedense onlara yok. Onlara çok daha farklı muamele oluyor. Ben anlamadım. Anlamayacağım. Aslında bir önceki sayımızda çok güzel bir cümle okumuştuk. Müslüman değilsen her şeyi söylerim. Hiç kimse de hiçbir ceza veremez. Şeklinde bir anlayış geçerli. O nedenle anlamamak yani... Ya anlamamak değil, kabul etmek de zor. Şey var. Ya evet evet. Ben bu arada hazır konusu açılmışken Enver Aysever demişken siz izleyenlerimize de hatırlatmak isterim. 18 Aralık 2020 günü tarihinde Enver Aysever Ateizm Derneği TV Bunlar Ateist programına konuk olacak. Ve programımızın konusu da Neydi? Gazetecilik bitti mi? Enver Aysever bu konuyu başka bir gazeteci dostumuz, Sol Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Gökdemir'le birlikte masaya yatıracak. Bakalım, çok keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Bu konuya da, bu karikatüre de değineceğimize şüpheniz olmasın. Bir sonraki haberimize geçelim mi? Yurttan haberlerin ikinci haberine. Geçelim. Üzücü bir haber geliyor. Bağlılık bilinçsizliktir. Aydın İmam Hatip Lisesi'nde orta öğretim yönetmeliğine aykırı olarak sarık ve şalvarla derse katılan 3 öğrenci, kendilerini uyaran öğretmenlerine saldırdı. Kadın öğretmenlerinden birinin üzerine yürüyen bir öğrenci, "Sen benim sarığımı çıkartamazsın. Kadın başına konuşma. Zaten saçını başına açıp gelmişsin. Kadın madım demem döverim." diyerek nefret içerikli eylemini aldığı eğitim çerçevesinde şeyhinin öğret
teoriyle paralel gerçekle gerekçelendirdi. Öğretmenlerini korumak için araya giren diğer öğrencilere ise eğer Müslümansanız karışmayın. Siz bunları bilmezsiniz. Bunların dedeleri bizim dedelerimizi astı diye bağıran saldırgan öğrenci, dindar ve kindar nesil projesinin gençleri nasıl programladığını gözler önüne serdi. Bu vahim olay, dindar nesil projesi uğruna merdiven altından alınıp ülkenin en muteber kurumları haline getirilmeye çalışılan İmam Hatip liselerinin adeta kadın düşmanı, çocuk düşmanı, özgür düşünce düşmanı, insanlar yetiştirdiğini gösteren örneklerden yalnızca biri. Söz konusu eğitim kurumları halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen zehirli fikirlerin üretim merkezi haline gelmiş durumda. Rasyonel düşünceyi ilkel çağlardan kalma nefret dolu fikirlerle absorbe eden, bireye daha çocuk yaşta düşünmemeyi ve sorgulamamayı salık veren, körpe beyinlere yalnızca ayrımcılık ve düşmanlık tohumları eken, sürdürülemez bir sistemi sürdürebilmek amacıyla kullanılan bu kurum ve kuruluşlara daha ne kadar göz yumulabilir? Bağımlı kimliklerin üretilmesine, üretilen bu yeni kimliklerin biat kültürüyle bilinçsizlendirilmesine ve bilinçsizleştirilenleri kolayca yönetmek için yaşamlarımızı birer distopyaya çevrilmesine daha ne kadar izin verilecektir? Yani evet. Şimdi şu bununla ilgili ben John çok net bir şey söylemek 1984. Hani yanlış anlaşılmasın. Burada saldırılan öğretmen de Müslüman. Yani bir ateiste saldırı değil bu. Yani bir inançsıza saldırı değil. Hani öğrenci demiş ya, onların dedeleri bizim dedelerimizi kesti falan. Böyle bir şey yok aslında. Bu yaştaki çocukların, gençlerin hangi noktaya geldiğini çok daha net gösteren bir haber, bir olay oldu bu. Bu hafta Türkiye'de. Yani yetiştirilen kindar ve dindar nesil işte tam da budur. İktidarda olan partinin ve onun başındaki şahsına münasır kişinin zaten bugüne kadar defaatle tekrar ettiği projedir. İşte görüyorsunuz yani. Evet, geldiği nokta budur. Bir sonraki haberimiz sende sanırım İrem'ciğim. Türkiye haberleri, yurttan haberlerin son haberi Sokket'in savunması. 2019 yılının Kasım ayında verdiği bir sokak röportajında mevcut iktidarı ve dini çok sert ve haklı bir biçimde eleştiren, kelime-i şehadet yalancı şahitliktir diyen İsmail Demirbaş gözaltına alınmıştı. TCK 216.3 dini değerleri alenen aşağılamak ve TCK 299 Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Demirbaş, Antalya Adliyesi'nde görülen duruşmalarda TCK 216.3 kapsamında davayı kaybetmiş ve karara itiraz ederek davayı bir üst mahkemeye taşımıştı. Demirbaş, geçtiğimiz günlerde ikinci kez konuştuğu sokak röportajında yine iktidarı eleştirince tekrar gözaltına alındı ve ev hapsi cezasına çarptırıldı. Ertesi gün bu karara itiraz etmek üzere adliyeye giden Demirbaş hakkında bu sefer de ev hapsi cezasını ihlalden dolayı 30 gün tutuklama kararı verildi. Antalya E-tipi cezaevine gönderilen Demirbaş için yönlendirdiğimiz gönüllü avukatımız kendisinin Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandığını bildirdi. Hükümeti eleştiren ve sekülerizmi Sokrat'ın kendisini savunduğu gibi savunan Demirbaş'ın 2020 yılının Kasım ayındaki konuşmasında bazı satır başları şöyleydi. Ben çok muhafazakar ve Atatürk düşmanı olarak yetiştim. Ben Ramazanlarda vekil imamlık yaptım. Şimdi ateistim. Ben Tayyip Erdoğan'ın vatan hainliğinden çok hızlı bir şekilde yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Kurtuluşumuz bunlardan kurtulduğumuz gün olacak. Bu ülkenin tek bir kurtuluşu vardır. Allah masalından, din yalanından kurtulmak. Dinler insanları yönetmek için siyasilerin elinde bulundurdukları en büyük malzemedir. Din olayı tutmadığı vakit ırkçılık ve milliyetçilik üzerinden yapılır. Bunların beslendiği nokta kaostur, işgaldir ve kuşatmadır.
21 yaşına gelmemiş hiçbir kişiye gelişmiş ülkelerde din dersi verilmez. Dini duygularında inandırılmış kişi kandırılmış kişidir. Bu kandırılan kişilerin %99'unu da istediğin şekilde yönetirsin. Ateizm Derneği olarak düşünce özgürlüğü kapsamındaki görüşlerinden dolayı yargılandığı davalarda İsmail Demirbaş'ı desteklemek ve savunmak konusundaki kararlılığımızı yinelemek isteriz. Evet, İsmail Demirbaş yanında olduğumuz bir kimse. Ben en son geçtiğimiz hafta kendisinin oğlu ve hanımıyla iletişime geçtim bizzat. Dernek olarak takip ediyoruz, hukuk komisyonumuz da takip ediyor. Avukatımız Naci Bey de takip ediyor. Ama gel gör ki biz kendisinin doğal olarak görev tanımımız, faaliyet alanımız gereği dini değerlere hakaret, dini aşağılamadan dolayı olan davalarına ancak savunma anlamında yardımcı olabiliyoruz. Onun dışındaki siyasi, adli, diğer ceza davaların bizim alanımız olmadığı için ve şu anda tutuklu bulunduğu dosyada o dosya, siyasi dosya, Cumhurbaşkanı'nın hakaret dosyası olduğu için ne yazık ki bizim şu anda ilgilendiğimiz bir dosya değil. Ama yine de kendisinin yanındayız, olabildiğimiz kadar kendisine hukuki danışmanlık, avukat için gerekli yardımları yapmak için gerekli imkanlarımızı seferber ettik, sunuyoruz. Bakalım ne olacak. Size haberdar edeceğiz, bilgi vermeye devam edeceğiz ama açıkçası çok da sürpriz kararlar beklemiyoruz. Türkiye'yi biliyorsunuz şu anda. Bir sonraki haberimiz diyeceğim. Bu arada dünyadan haberler bölümüne geçtik. Yurttan haberler bölümümüz bitti sanırım. En Evet, önemli haberimiz dünyadan. geliyor. Evet, dünyadan haberlerde neredeyiz şu anda? Kur'an yırtma akımı. Bu haber ben de sanırım. Ne güzel, ne güzel. Evet efendim, bana gelmiş bu haber. Tam şöyle sayacak şekilde koyalım. Evet. Kur'an yırtma akımı. Bu olayın tabii görseli. Evet, bu olayın görseli. Şöyle biraz uzaklaşayım da tam görün. Türk Polis Teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşım. Geçtiğimiz haftalarda YouTube üzerinden başlatılan bir dizi eylem hızla alevlenerek dine hakaret tartışmasına dönüştü. Sürece kısaca göz atalım. İslam savunucusu YouTuber Muhammed Hicab, Ağustos ayında David Wood ve Rıdvan Aydemir gibi ünlü YouTuber'lara ve eşlerine küfür ve hakaret içeren bir dizi tweet atmış. Bunun üzerine David Wood canlı yayında Kur'an'ın bir sayfasını yırtıp çiğneyerek Muhammed Hicab'dan yaptığı kişisel saldırılara son vermesini talep etmişti. Ardından Atheist Republic'in kurucusu İranlı İslam eleştirmeni Armin Nawabi, David Wood'a destek olmak üzere canlı yayın sırasında Kur'an ve İncil'den sayfalar yırttı. YouTube fenomeni Rıdvan Aydemir, Apostate Prophet'ta hakkında ölüm tehditleri savuran İslam savunucusu YouTuber Ali Davaha yanıt olarak Kur'an sayfalarını yırttı. Bu Kur'an yırtma akımına İslam eleştirmeni ve Geek TV kurucusu İbrahim Atabey de katıldı. Vaiz Cübbeli Ahmet ve eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından paylaştıkları nefret söylemleriyle Atabey'in bu eylemini duyurdu. Bunun üzerine laikliği açıkça ihlal eden bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Dinimize hakaret eden şahıs" ibaresini kullanarak Atabey hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Bu hedef göstermeler neticesinde sosyal medyada Atabey'e ölüm tehditleri yağdı.
Hatta bazı İslami örgütlerin harekete geçtiğinin teyit eden Rus polisi Atabey'i koruma altına aldı. Özgür düşünceli bireylerden oluşan Ateizm Derneği olarak her ne kadar dini metinlerin kutsal olduğunu düşünmüyor olsak da son dönemde gerçekleşen Kur'an yırtma eylemlerini yersiz bulduğumuzu belirtmek isteriz. Aydınlanma mücadelemizin bilincinde olarak yalnızca dini kitapların değil, hiçbir kitabın tahrip edilmesini desteklemiyoruz. Bireylerin kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların derneğimizin görüşlerini yansıtmadığını hatırlatır. Bununla birlikte yaşadığımız topluma ve ülkemizin hukuk sistemine göre her ne kadar saygısızlık olarak kabul ediliyor olsa da bu tip eylemlerin herhangi bir cezai yaptırımı ve toplumsal linçi hak etmediğini düşündüğümüzü kamuoyuna duyururuz. Derneğin oldukça sağduyulu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Tam tersine bir destek bekliyordum açıkçası. Sağduyulu bir yaklaşımla bu olaya yorum yapmış olmaları güzel. Çünkü yani artık kitap yakma eylemleri... Bizim desteğimiz şu yönde. Neticede hani kitap yakılmasına dernek kurumsal olarak destek vermiyor. Yırtılmasına, yakılmasına, çiğnenmesine, tükürülmesine. Ama neticede bundan dolayı bir savunma ihtiyacı doğduğunda hukuk sistemimizde de neticede bunda da yine üzerimize düşeni yaparız. Peki bir sonraki habere geçelim öyleyse. Yine dünyadan Katoliklerden bir haber geliyor Papa'dan. Katoliklerden cinsel devrim. 2013 yılında papalığa seçilen Katolik Hristiyanları lideri Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin cinsel yönelimine bakmaksızın bütün insanlara kapılarını açması ve onları sevgiyle karşılaması gerektiğini muhtelif konuşmalarında vurgulamış. Bunun üzerine LGBT dergisi The Advocate tarafından yılın insanı seçilmişti. Sonrasında çeşitli çelişkili açıklamalar yapmış olmasına rağmen bu tutumunu sürdüren Papa Francis, geçtiğimiz günlerde Francesco adlı belgesel için verdiği demeçte eşcinsellerin de aile kurma hakkı var. Onlar Tanrı'nın çocukları, medeni birlik yasası olmalı, böylece yasal olarak güvence altında olacaklar diyerek adeta reformist bir duruş sergiledi. LGBT bireylerin haklarını savunan ILGA Europe adlı organizasyon, Papa Francis'in bu açıklamaları hakkında şöyle bir tweet attı. Genellikle dini liderler tarafından körüklenen eşcinsel insanlara karşı cadı avı ve kutuplaşmanın olduğu bir ortamda, Papa Francis'in eşcinseller hakkında yaptığı açıklama desteklenmeli ve dikkatle dinlenmeli. Bu açıklamanın kiliseler tarafından ne derece dikkate alınacağının ve LGBT bireyler üzerinde gerçek anlamda nasıl bir değişikliğe yol açacağının takipçisi olacağız. Katolik din adamlarının itirazı ise gecikmedi. Papa'nın bu sözlerini açıklığa kavuşturmasını isteyen ABD Rhode Island Psikoposu Robin, bu açıklamanın Katolik öğretisiyle çeliştiğini ve kilisenin ahlaksız ilişkileri onaylayan fikirleri destekleyemeyeceğini söyledi. Nitekim Katolik öğretisi eşcinsellerin yaşam hakkını onaylasa ve saygı görmeleri gerektiğini kabul etse de bu insanların özünde sapkın olduğunu belirtir. Vatikan Doktrin Dairesi'nin 2003 yılına ait kaynaklarında Vatikan'ın eşcinselleri olan saygısı, Vatikan'ın eşcinsel davranışları kabul ettiği ya da eşcinsel evliliklerin yasal olarak tanınmasını desteklediği anlamına gelmez ifadesini geçer. Papa'nın son açıklaması, Katolik Kilisesi'nin ilk dini reformu değil. Evrimin İncil'le çelişmediği, Adem ve Havva'nın gerçek değil, sembolik bir tarih anlatıcısı olduğu gibi söylemler, Katoliklerce dini kurtarmak için uzun süredir yama olarak kullanılıyor. Ancak elbette dikişin tutmayacağı günler de gelecektir. İnançlar da tıpkı türler gibi evrimleşmek ve ortam koşulları değişince de yok olmak zorundadır. Bunu Daniel Dennett'in Darwin'in Tehlikeli Fikri adlı kitabından yapılmış bir alıntı. Nitekim çok bariz bir şekilde hani
antik çağlardan günümüze tanrı sayıları azalarak geliyor. Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçmiş bulunuyoruz. Tek tanrılı dinlerin de sonunun ne olacağı çok da gizem barındırmıyor. O anlamda güzel bir cümle. Evet. Yani hızlı geçeceğim ben bunu ama umarım Vatikan bu açılımını da çocuklara yansıtmaz diyelim. Evet. Bir sonraki haberimiz. Son dünyadan haberler. Dünyadan haberleri, son haberi. Ateistlerden Biden'a mektup. Ateistlerden kimlerden? American Atheists. Amerika'nın çatı ateist kuruluşlarından, lider ateist kurumlarından bir tanesidir. Bu noktada ben kısa bir soru sorabilir miyim? Acaba Amerika'da buna benzer kaç tane kuruluş, grup vardır? Amerika'daki çatı ateist kurumlar ilk başta Atheist Alliance of America, AAOA var. Onun dışında Atheist Community of Austin, Texas bölgesi, daha sonra da işte bu American Atheists oluşumuna evrilen yapılanma. O da yine bir şemsiye örgüttür. Freedom from Religion Foundation, FFRF olarak bilinir. O da Amerika'daki lider bir ateist örgüttür. Bir diğeri Center for Inquiry'dir. Ben de yöneticilerinden biriyim Kanada CFI'nda. O da Richard Dawkins Vakfı'yla birleşen, 2016'da Richard Dawkins Vakfı'yla birleşen bir kurum, sorgulama merkezi oluyor Türkçesi. Daha Ex-Muslims of North America yine bir çatı kuruluş. Yani belki bir düzine daha sayabilirim eğer kendimi zorlarsam. Yani Amerika'da da tabii çok. Umarım bir gün ülkemizde de böyle çeşitli kurumlar var olur. Bu bilgi için teşekkür ediyorum bu arada. Ben teşekkür ederim. Sende miydi bu haber, bende miydi? Ben tamamen şu anda gittim. Sen mi okuyordun, ben mi okuyordum bunu? Sona veri kim okudu? Ben okuyayım istersen bunu. Çünkü saydığımız neyse. Joe Biden, umudumuz Joe Biden'la ilgili ateistlerden Biden'a mektup. Joe Biden'ın 2020 başkanlık seçimini kazandığı duyurulduktan sonra Amerikalı ateistlerin başkanı Nick Fish aşağıdaki açıklamayı yayımladı. Seçilmiş başkan Joe Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris'i bu seçimde aldıkları zorlu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Amerikan halkı oy verdi ve sesini duyurdu. Pandeminin ortasında rekor sayıda Amerikalı'nın oy kullanmasına yardım eden ve ülke çapında düzenli, iyi yönetilen bir seçim yapılmasını sağlayan sayısız sandık çalışanının, yerel seçim yetkililerinin ve yorulmak bilmez gönüllülerinin sıkı çalışmasını gönülden takdir ediyorum. Umarım yeni gelen yönetim belirli bir dini görüşü diğerlerinin üzerinde tutan dar görüşlü bir dini özgürlük vizyonu yerine her dini görüşten Amerikalı'yı temsil etme yükümlülüğünü ciddiye alır. Çalışmalarımız Beyaz Saray'da kim olursa olsun devam edecek. Dinin devletten mutlak olarak ayrılmasını talep etmek, dindar olanlar dahil tüm Amerikalıların haklarını korumaktadır. Yeni gelen Biden yönetiminin toplumumuzla verimli bir şekilde çalışacağını, ateistlerin ve dindar olmayan Amerikalıların da masada yer almasını temin edeceğini ve Washington'da gerçekleşen siyasi tartışmalarda sesimizi duyuracağını içtenlikle temenni ediyorum. 20 Ocak'tan itibaren Joe Biden ve yönetimi, önceki yönetimin dinsel eşitliği baltalayan ve sayısız Amerikalının haklarını riske atan tehlikeli politikalarını tersine çevirmek için acil adımlar atmalıdır. Seçilmiş başkan, üreme sağlığı hizmetlerine erişimi güvence altına alan ve Amerikalı LGBTQ'ları ayrımcılıktan koruyan, ayrıca dindar sağlık hizmeti sağlayıcılarının ayrımcılık yapmasına izin veren boşlukları kapatan bir tasarı üzerinde çalıştı. Bu vaatleri yerine getirmek için Biden yönetimi ve yeni kongre ile çalışmaya hazır ve hevesliyiz. Ateizm Derneği olarak Amerika'daki yoldaşlarımızı kıskanmamak elde değil.
Ne yazık ki hükümet yetkililerine vatandaş olarak taleplerimizi iletmek şöyle dursun, varlığımızı bile gerekçelendirmek zorunda kaldığımız bir toplumda yaşıyoruz. İnançsız bireyler olarak maruz kaldığımız tehditler karşısında hukuk ve ahlak sistemine güvenebileceğimiz, demokratik ve seküler bir devlet yapısı için yürüttüğümüz mücadeleyi sürdürmekten başka çaremiz yok. Maalesef. Evet. Bu arada İremciğim, bu haberi benim okumam gerekiyormuş. Ben yanlış saymışım Onur bu arada. Yine aynı noktaya geleceğiz yani. Sen devam et de. O zaman tamam. Yani Biden'a mektup yazmak. Bilmiyorum, bir gün belki bizde de olur. Ya aslında o kadar uzak da hayaller değil bunlar, biliyor musun Diren? Kesinlikle yani değil. Yani bak, ben, Yunanistan bu kaç kadar kilometre buradan? Yunanistan buradan kaç kilometre? Yunanistan'ın 28. başbakanı, bak değil mi yani, Yunanistan'ın başbakanı ateist idi. Daha yani daha bir sene öncesine kadar mı? 2 sene öncesine kadar mı? Yani 1,5 sene falan oldu galiba, çok net hatırlamıyorum ama Yunanistan Meclisi'nde İncil'in üzerine el basmayan, el basmadan yemin eden, el basmayı reddeden ilk başbakanlarıydı. Adam 40 bin tane din görevlisinin devlet memurluğuna son verdi ya. Bizdeki o sayı tabii yani sanırım 600 bin falan ama hani. İşte evet. Amerika ile kaderlerimizin birbirine benzediğini düşünüyorum. Düşünceme karşılık gelen örnekler mevcut. Özellikle son dönemde yaşadıkları. O anlamda ben çok da umutsuz yaklaşmıyorum aslına bakarsan. Hatta Türkiye'de hızla artan inançsız nüfusun da gözden artık kaçırılmayacak seviyede olduğu aşikar. Umarım. Umarım dediğin gibi olur. Umarım öyle bir değişim de Türkiye'de yaşanır. Evet. Ay, söylediğim suç muydu acaba? Suç mu işledim acaba bunu söyleyerek? Demokratik olarak bir iktidar değişikliğini söyledim de acaba dedim yanlış bir şey mi söyledim? Hayatın normal akışı içerisinde cereyan edebilecek olaylar bunlar. Neyse. Dernekten haberlere geçelim. Geçtik. Dernekten haberlere geçtik. Dernek cezalandırılıyor. Evet. Ateizm Derneği'ne teftiş. Neden acaba? Allah Allah. Okuyoruz bakalım nedenmiş. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir sözüne istinaden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmamızın üzerinden henüz 2 hafta geçmeden derneğimizin genel merkezi İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından Perşembe günü teftiş edildi. Hala mı hayatın tesadüflerden ibaret olduğuna inanmazsınız? Ankara'dan gelen 2 müfettiş dernek ofisimizde kontrol edilmemiş yer bırakmadı. Tüm dokümanları inceleyip yüzlerce sayfa kopya alarak incelenmek üzere Ankara'ya götürdü. Tespit edilen eksiklikler İstanbul Valiliğinden Dernekler Masası Müdürlüğü'ne rapor edilecek. Henüz tamamlanmamış olan inceleme sürecinin 10-15 gün sürmesi bekleniyor. Evet, bununla ilgili ne diyebilirim? Bununla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Nasıldı o laf? Men dakka dukka. Eden bulur. Değil mi? Değil mi? Öyle diyordu. Evet, men dakka dukka eden bulur. Biz de Ali Erbaş'a neydi o eceli gelen köpek? Onurcuğum. Evet. Ateizm Derneği'nin bir işe yaradığını gösteriyor aslında bu tarz haberler. Toplumda bir ses getirdiğini gösteriyor. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. 2 tane müfettiş gelsin, 22 tane gelsin. Her hafta gelsin, her gün gelsin. Biz buradayız, biz doğruları, doğru bildiklerimizi söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Umarım gelen müfettişler de belki bizden bir iki bir şey öğrenirler, çok seviniriz.
Değil mi? Çorbada tuzumuz bulunsun. Ama biz neticede yaptığımızdan, bu aydınlanma hareketinden, baş koyduğumuz bu yoldan vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Ali Erbaş her nefret söyleminde, her halkı kin ve düşmanlığa itecek, inançsızları halkın karşısında küçük düşürecek, düşman edecek her söyleminde biz yine dava açmaya çalışacağız, biz yine suç duyurularında bulunacağız, biz yine basın açıklamaları yapacağız. Ama bu sefer daha fazla yapacağız. Bu da bizim sözümüz olsun. Evet, bir sonraki haberimize geçelim. Ateizm Derneği tanışma toplantısı. 13 Aralık Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da Ateizm Derneği tanışma toplantısında buluşuyoruz. Covid-19 pandemi sürecinde Zoom uygulaması üzerinden yaptığımız toplantılarla sizlerle ekranlardan da olsa yüz yüze tanışmak, derneğinizle ilgili sorularınızı yanıtlamak ve önerilerinizi dinlemek istiyoruz. Gelin tanışalım, dertleşelim, özgürce fikir paylaşımı yapalım ve derneğimizin gündeminde yakın gelecekte neler var, sizce başka neler olmalı, hep birlikte değerlendirelim. Toplantımıza herkes davetli olup katılım ücretsizdir. Etkinliğe katılmak için tek yapmanız gereken aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kayıt olmak. İnternet sorunu yaşayanlar bu bağlantıya tıkladıktan sonra e-postalarına gelecek bilgilerle telefon araması üzerinden de toplantıya katılım sağlayabilirler. Evet. Tanışma toplantımıza ben buna hiç katılmadım şimdiye kadar. Nasıl yani ilerliyor bilmiyorum ama ilginç görünüyor. Bizim iki tane böyle toplantımız var. Moral toplantısı. Bir tanesi ayda bir defa yapıyoruz. Ateizm Derneği tanışma toplantısı. Yeni aramıza katılan arkadaşlarımız için dışarıya açık, halka açık bir toplantımız. Bir de yine böyle ayda bir kere daha yine yaptığımız bir toplantımız daha var. O da Ateizm Derneği Çilingir Sofrası. ADÇS. O da Çilingir Sofrası programımız. Onda da yine aynı konsept ama sadece üyeler ve gönüllüler katılabiliyor. Ve onda da işte dileyen çayı, kahvesi, meşrubatı ayranıyla katılıyor. Dileyen de artık işte rakısıyla, birayısıyla, şarabıyla katılıyor. O şekilde güzel bir etkinliğimiz oluyor. Şiirler okunuyor, müzikler çalınıyor. Çeşitli enstrümanlar çalınıyor. Güzel bir muhabbet oluyor. Farklı konular tartışılıyor. Evet. Bir sonraki haberimize geçelim o zaman. Bir sonraki haber sanırım bende. Bir sonraki haber. Sen anlat, Öykü Gürman. Son dönemde giyimi ve yaşam tarzıyla seküler yaşamın tüm nimetlerinden faydalanan bir takım insanların sıklıkla başvurduğu bir yöntemde kökten dincilerden beklenen bir açıklama yaparak gündeme gelmek oldu. Tek amaç kaşe bedellerini yükseltmek olsa gerek. Katıldığı bir televizyon programında ben inançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi, diyen şarkıcı, oyuncu Öykü Gürman, babasıyla arasındaki sorunları kökten dinci bir bakış açısıyla yorumlayarak öyle sanıyoruz ki işsiz kalmamayı garantilemek istemiş. Oysa merhametli ve vicdanlı olmak, inançtan tamamen bağımsız olan ve sorgulanmış etik değerlerin şekillendirdiği bir kavram. Merhamet ve vicdan gibi kavramların evrimsel kazanımlar olduğunu biliyoruz. Üstelik insanlık tarihine bakarak ve dindar ülkelerdeki insan hakkı ihlallerini ateist nüfusun yoğun olduğu ülkelerle karşılaştırarak bu özelliklerin dinle ilişkilendirilemeyeceğini de açıkça görebiliriz. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın da Dini Değil İnsani Değer başlıklı yazısında ortaya konuya dikkat çekmesiyle oluşan toplumsal tepkiye kulak vermek zorunda kalan Gürman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal bir anlamda sarf ettiği saçma sözlerin çarpıtıldığını ve yanlış anlaşıldığını savundu. Pandemi döneminde birlik ve beraberlik çağrısı yaparak konuyu değiştirmeye çalıştı.
Sorgulama yetisini kullandığı için toplumdan dışlanan, baskıya maruz kalan bireyler için geliştirdiğimiz toplumsal destek projesi kapsamında uzman psikologlarla Sayın Ürkü Gürman'a da danışmanlık hizmeti sunmak ve kendisine ilgi, şefkat göstermek isteriz. Bu bağlamda da her zaman kendisine kollarımızı açıyoruz. Şimdi ben hemen bu konuyla ilgili yorumumu biraz uzun olacak. Kusura bakmasın Ateizm Derneği. Malum her programımızda gönüllü psikologlar aradığımızda bir psikoterapist psikolog grubu olduğumuzdan bahsediyoruz. Bununla ilgili takip edenler görmüşlerdir. Twitter'da, Instagram'da, orada burada. Öykü Gürman'a psikolojik destek sunma teklifi yapıldı. Ama bu teklif yapılmadan önce bu psikoterapi grubuyla herhangi bir fikir alışverişinde bulunulmadı. Ben kendi adıma bu haberin, bu olayın altına imzamı atamam. Çünkü hiç tanımadığımız insanların, hiç tanımadığımız yaşantılarını psikoterapistler, psikologlar olarak bu şekilde ele alamayız. Etik olarak çok büyük bir yanlış yapmıştır Ateizm Derneği bu haberle. Ben kendi adıma özür dilemek isterim Öykü Gürman'dan. Bu kullanılan ifadelerden dolayı hiçbir olası danışanımıza veya hali hazırdaki danışanlarımıza psikologlar, psikoterapistler olarak haddimiz değildir. Uzaktan işte danışmanlık hizmeti önermek ya da işte güya ilgi, şefkat görmediğini varsaymak. Bu tamamen bizim işimiz ve sorumluluğumuz dışında kalan bir şey. Bundan sonra da hani buradan bildireyim. Ateizm Derneği'nin bu tarz haberlerinde öncelikle biz uzmanlarla bir fikir alışverişinde bulunması önemli. Bana sorarsanız. Evet ve böylelikle gördüğünüz gibi biz Ateizm Derneği olarak kendi hatalarımızı da, kendi öz eleştirilerimizi de, kendi iç denetleme mekanizmalarımızla bazen gecikmeli olarak da olsa yapan, bunu da yine sizlerle olduğu gibi bütün şeffaflığıyla paylaşan bir kurumuz. Bu eleştirin, bu yapıcı eleştirin, bu uyarın için çok teşekkürler İrem. Bunu ben de gerekli yerlere zaten ilettim. Ama bu dediğim gibi bu Öykü Gürman konusunda derneğin o anda kendisine, kendisinin birazcık da böyle medyada polemiğe cevap olarak yanıtladığı, birazcık cevap niyetinde, hazır cevaplık niyetinde verdiği bir refleks. Yoksa zaten ciddi olarak yapılmış bir şey değil. Çünkü Öykü Gürman'ın yaptığı açıklamada saçmaladığını kendisi de fark edip zaten ertesi gün yaptığı saçmalık nedeniyle özür diliyor. Söylediği saçma sapan laflar nedeniyle özür dilediği için Fatih Altaylı'ya kadar birçok kişi de zaten bu konuda ne kadar yanlış olduğunu yazdı. Bizim orada yaptığımız bir hiciv, bir latife olarak yapılmaya çalışılmış. Ancak bu konudaki eleştirini özellikle burada yaptığın için de sana tekrar çok teşekkür ederiz. Evet, sanırım bununla birlikte bir Ateist Gazete'nin daha sonuna geldik. 27. sayımızı işlediğimiz 1 Aralık 2020 tarihli bölümümüzü de sanırım böylelikle bitirdik. Kapatmadan önce en son yapacağımız bir hatırlatma var mı? Ateizm Derneği Çağrı Merkezi'nin numarasını tekrar hatırlatalım istersen. +90 850 840 23 37 850-840-23-37 bize bu çağrı merkezinden herhangi bir konuda ulaşabilirsiniz. Ya herhangi bir konu derken inanç durumunuzla alakalı olarak evet, ulaşabilirsiniz. Elimizden gelen desteği, yardımı sizlere sunmaya hazırız. Çok teşekkürler İrem.
Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki sağ olun. Sayıda tekrar buluşmak üzere. Artık yalnız değiliz.